galebe yapamaz. Onu aldatamaz. Çünkü imanını ilmin esasları üzerine kurmuş. Boşlukta değil. Temelsiz değil onun imanı. Ki Allah Celle ve Ala'nın azametini, bir kimse büyüklüğünü, kudretinin sonsuzluğunu görüp, müşahede edip, tecrübe edip, bildikten sonra onun imanını sarsacak bir şey yok. Şeytan cahil kimseyi aldatır. Lakin ilmi imana yetişmiş olan bir kimseyi mağlup edemez. Onun imanını sarsamaz, imanını efendim çürütemez. Onun için düşünmeye ehemmiyet verdiriyor İslam Müslümanlara. Düşününüz, ne müthiş kuvvet olacak. Bu dünya kendisi harekette. Güneş sistemi harekette. Mensup olduğu kehkeşan galaksi harekette. Ben de soruyorum. O kehkeşanı, galaksiyi önünden bağlayıp mı çekiyorlar, arkasından iteleyip mi gidiyor? Nasıl hareket ediyor? Hem içteki harekete uygunluk gösteriyor dünya, hem güneş sistemiyle beraber yerini de muhafaza edip bütün galaksiyle beraber hareket etmeye uygunluk gösteriyor. Yerlerini gözeterekten. Hepsi Allah'ın sonsuz kudretinin nişanlarıdır. Allah'ın azametine ve sonsuz kudretine, sonsuz büyüklüğüne her şey şehadet ediyor. Ancak kör olanlar, kalpleri mühürlenmiş olanlardan madası hepsi kabul ediyor. Gözleri kör, kalpleri mühürlenmiş olan kimseler yaklaşıyor. Fıtri olan iman Cenab-ı Hak'tan bize verilmiştir. Fıtraten, yaratılıştan iman tohumları müminlerin ve mümin olmayan kimselerin çocuklarının da kalplerinde o iman tohumları mevcuttur. Ancak onları yetiştirmeye gayret edilmediği vakitte o tohumlar açılmıyor. Kalpte yeşermiyor, büyümüyor, büyüyüp açılmıyor, çiçek vermiyor, çiçek olup meyve vermiyor, meyve olup efendim sana manevi kuvvet veremiyor. İlahi mevhibedir. Cenab-ı Hak'tan bize ilahi lütfudur o. İmandan hiçbir kimse mahrum bırakılmamıştır. Hepsi Elestü bi Rabbihum galû bela gününde ikrar vermiştir. Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine, vahdaniyetine dair hepsi ikrar vermiştir. O ikrar Allah'ın yanındadır. Dünyada onun açılıp yetişmesi için peygamberleri göndermiş, talimat yaptırmış Cenab-ı Allah insanlara. O iman tohumlarını gözetip, yetiştirip, ondan istifade alabilen kimselere ne mutlu. Alamayan kimseler mahrum olaraktan kıyamet gününde haşrolurlar. Neden? Aklını ve iradesini kullanmadığından dolayı mahkum olur insan. İnsana
akıl ve irade verildikten sonra emanet ona verilmiştir. Emaneti, bu emaneti gözetleyerekten akıl ve iradeyle birlikte teklif gelmiştir. Akıl gelmese, irade olmasa sen mükellef olamazsın. Akıl ve iraden yerinde olduğunda efendim o zaman muhakkak mesul olursun. Aklını çalıştır. Hadi yaşa. Aklın varsa akılsız gezme. İradeni çalıştır. İraden varsa iradesiz sınıf gibi olma. İradesi olmayan dört ayaklılardır. Akıllı kimdir? Aklı kamil. Aklını kullanabilen kimse, her şeyde aklını kullanabilen insan aklı kamildir. İkinci akıllı kimse kimdir? Aklı yetmediği için akıllı kimseye tabi olan da akıllıdır. Akılsız kimdir? Aklı yetmediği halde akıllılık iddia edendir. Ve aklı yetmediği halde akıllı insana tabi olmayandır, akılsız sınıf. Nefsine aklını mahkum eden akılsızdır. Kendini akıllı kimseye tabi kılmayan o da akılsızdır. Onun için aklı kamil insanı bulmak insanların saadetidir. Bulamasa şekavet sahibidir o. Dünyası da zahmet içerisindedir. Ahirete de o kimse yaramaz. Ahirette de mahkum olur. Zahmet ile yaşar. Azap içerisinde kalır ahirette de. Aklını kullan. Aklın ne için verildi? Hacı Yaşar, kullanasın diye. Kullanmadıktan sonra akıl, akılsız hayvanat sınıfına düşer insan. Aklını kullanmadığı takdirde. Ya Rabbena, Ya Rabbi, ufir ve arham ve ente hayrul rahimin. Allahümme, erhimna rüştena ve a'idna min şurur enfusina. Bi hürmetil Habib, bi hürmetil Fatiha.